Herkese merhaba. Bilim Peşinde YouTube kanalına hoş geldiniz. Apollo 11 görevi, Satürn 5 roketiyle başladı. Roket, Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı ve astronotlar, Ay yörüngesine ulaşmak için 4 gün boyunca uzaya seyahat ettiler. Araç, Ay'a indikten sonra, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay yüzeyinde yaklaşık 2,5 saat yürüdüler ve Amerikan bayrağı diktiler. Michael Collins, Ay yüzeyinde kalmadı ve görev boyunca Ay yörüngesinde kaldı. Apollo 11 ekibi, Ay yüzeyine ayak basan ilk insanlar olarak tarihe geçti. Neil Armstrong, Ay'a indiğinde ünlü sözü olan, "Bir adam için küçük bir adım, insanlık için büyük bir sıçrama," dedi. Ay yüzeyinde yürüyen astronotlar, Ay'ın yerçekimi kuvvetinin düşük olması nedeniyle uzun sıçramalar yapmak zorunda kaldılar. Apollo 11 ekibinin Ay'a inişi ve yürüyüşü, dünya genelinde büyük ilgi gördü ve insanlık tarihinin en büyük başarılarından biri olarak kabul edildi. Bu olay, insanların uzay keşfine olan ilgisini arttırdı ve uzay araştırmalarının geleceğine yön verdi. Apollo 11 görevi, Ay'a yapılan 6 görevden ilkidir ve insanların Ay yüzeyinde yürüdüğü tek görevdir. Görev, bilimsel araştırmalar yapmak ve Ay'ın yüzeyi hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu görev, insanların uzayı keşfetme ve keşfedilenleri anlama çabasında bir dönüm noktasıdır ve uzay araştırmalarına yeni bir yön vermiştir. Apollo 11 görevi, Ay'a insanlı bir araç indirmeyi ve astronotların Ay yüzeyinde yürüyüş yapmasını amaçlayan bir uzay göreviydi. Bu görev, NASA'nın Apollo programının bir parçasıydı ve uzun yıllar süren hazırlık aşamalarından sonra gerçekleştirildi. Apollo 11 görevi için hazırlık aşamaları 1960'larda başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve NASA, insanları Ay'a götürmek için gerekli olan teknolojileri ve araçları geliştirmek için büyük bir çaba harcadı. Bu çalışmaların bir parçası olarak, NASA, Gemini programı aracılığıyla insanlı uzay uçuşları gerçekleştirdi ve uzay yürüyüşleri konusunda deneyim kazandı. Apollo 11 görevi için hazırlık aşamaları, öncelikle astronotların seçilmesiyle başladı. Apollo 11 ekibi, Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'ten oluşuyordu. Bu astronotlar, uzayda deneyimli olan askeri ve sivil pilotlar arasından seçilmişlerdi. Astronotlar, görev için özel olarak eğitildi. Eğitim, yerçekimi olmayan ortamlarda çalışma, astronotların uzayda yaşam koşullarına uyum sağlaması, uzay yürüyüşleri yapma ve acil durumlarda hareket etme becerilerini içeriyordu. Apollo 11 görevi için, özel olarak tasarlanmış Apollo uzay aracı kullanıldı. O araç, bir uzay modülü ve bir komuta ve hizmet modülünden oluşuyordu. Uzay modülü, Ay yüzeyine iniş yapmak için tasarlanmıştı ve bu görev için özel olarak geliştirilmişti. Görev sırasında, astronotların beslenmesi, uyku düzenleri ve diğer ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel bir program hazırlandı. Bu program, astronotların görevi tamamlamasına yardımcı oldu ve sağlıklı kalmalarını sağladı. Neil Armstrong, Amerika Birleşik Devletleri'nin Apollo 11 görevinde yer alan astronotlardan biriydi ve Ay'a ilk ayak basan insan olarak tarihe geçti. Armstrong, astronotluk kariyeri boyunca birçok farklı görevde yer almıştı ve Apollo 11 görevine seçilmesi, uzun bir seçim sürecinin sonucuydu. NASA, astronot seçimlerini özenle yapar ve adayların sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel ve kişisel açıdan da uygun olmasına dikkat eder. Astronot adayları, yüksek lisans derecesine veya mühendislik eğitimine sahip olan, askeri pilotlar veya sivil pilotlar arasından seçilirler. Armstrong, astronotluk kariyerine öncelikle askeri havacılıkta gösterdiği başarılar nedeniyle başladı. Amerika Birleşik Devletleri donanmasında görev yaptıktan sonra, NASA'nın Gemini programında yer aldı ve uzay yürüyüşleri yaptı. Gemini programı, Ay'a gitmek için gerekli deneyimi kazanmaları için astronotlara fırsat verdi. Apollo programı, Ay'a insanlı bir araç indirmek için tasarlanmıştı ve bu programda yer almak için astronotların daha önce uzay yürüyüşleri yapmış olmaları gerekiyordu. Armstrong, Gemini programındaki başarısı ve uzay yürüyüşleri yapma deneyimi nedeniyle Apollo programına seçildi.
Armstrong, Apollo 11 görevinde yer alacak astronotlardan biriydi çünkü o dönemde NASA'nın en iyi astronotlarından biriydi ve Ay'a insanlı bir araç indirmek için gereken deneyim ve becerilere sahipti. Apollo 11 uzay aracı, Ay'a insanlı bir araç indirmek için tasarlanmıştı ve bu amacı gerçekleştirmek için çeşitli bileşenlerden oluşuyordu. Apollo 11 uzay aracının özelliklerine yakından bakalım. Kapsül. Apollo 11 uzay aracı, kapsül adı verilen ana gövdeden oluşuyordu. Kapsül, astronotları uzaya taşıyan, onları atmosfere yeniden girişte koruyan ve geminin kontrol sistemlerini barındıran ana parçaydı. Servis modülü. Servis modülü, kapsülün arkasında yer alan uzun silindirik bir bileşendi. Bu bileşen, roket motoru, yakıt tankları, oksijen tankları ve diğer önemli ekipmanları içeriyordu. Ay modülü. Ay modülü, kapsülden ayrılarak Ay'a inmek için kullanılan bir bileşendi. Ay modülü, kalkışta servis modülüne bağlı kalıyor ve Ay'a yaklaşıldığında servis modülünden ayrılıyordu. Ay modülü, Ay yüzeyine inmek için tasarlanmıştı ve aynı zamanda astronotların Ay'da yürüyüş yapmalarını sağlamak için gerekli tüm ekipmanları barındırıyordu. Roketler. Apollo 11 uzay aracı, roket motorları tarafından hareket ettirildi. Roket motorları, Apollo 11'i dünyanın yörüngesinden çıkararak Ay'a doğru hızlandırdı. Servis modülü ve Ay modülü de roket motorlarına sahipti. İletişim ekipmanları. Apollo 11 uzay aracı, astronotların Dünya ile iletişim kurmasını sağlayan çeşitli iletişim ekipmanlarına sahipti. Bu ekipmanlar, radyo iletişimleri ve veri aktarımını mümkün kılan antenler, uydu bağlantıları ve diğer iletişim teknolojilerini içeriyordu. Apollo 11 uzay aracı, insanlık tarihinin en önemli uzay görevlerinden biriydi ve Ay'a insanlı bir araç indirme konusunda büyük bir başarı olarak kabul edilmektedir. Ay'a ulaşmak, fırlatılış tarihinden itibaren yaklaşık 4 gün sürdü. Görev, 16 Temmuz 1969'da Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı ve 20 Temmuz 1969'da Ay yüzeyine inildi. Bu 4 gün içinde, Apollo 11 uzay aracı dünyanın yörüngesinde 4 kez döndü ve yavaş yavaş Ay'a doğru hızlandı. Daha sonra, Ay'a doğru yönelirken, Ay modülü kapsülden ayrıldı ve yavaşça Ay'a indi. Apollo 11 mürettebatı, Ay yüzeyinde yaklaşık 2,5 saat geçirdi ve daha sonra Ay modülüne geri döndü ve Dünya'ya dönmek için kalkış yaptı. İşlem, Dünya'ya geri dönmek ve başarılı bir şekilde kurtarmak için yaklaşık 8 gün sürdü. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.